Size iyi haberlerim var. Hepinizin sadece yarım saati var. Bu da yeterli. Değerli mallarınıza zarar vermek istemiyoruz çünkü teyze. Buldozerle girip düğün evinizi yıkacağız ve değerli eşyalarınızı toplasanız çok iyi olur. Açıkçası kayıp yaşamanızı hiç istemem. Değil mi adam? Bakın, şu anda bile sizin için endişeleniyorum. Ne kadar iyi kalpli. Bir de iyi insan olmadığımı söylerdiniz. İyi bir insansın. Neden haince bir şey yapıyorsun? Neden düğün evimizi yıkıyorsun? Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Burası yıkılırsa mahvoluruz. Her şeyimizi kaybederiz. Lütfen bize acı. Lütfen acıyın. Lütfen efendim. Bana bakın, burası hükümet arazisi. Yıllardır hükümet arazisindeki salonu işletiyorsun. Sessizce gitmeniz gerek. Elinizdeki iznin süresi doldu ve onu ben devraldım. Lütfen beni rahatsız etmeden gidin. Müfettiş adam, çok yoruldum. Sandalye getirin. Hande, sandalye getir. Bırak ya, bunu neden anneme söyledin? Ona doğruyu söyleyecek misin? Ne yapabilirim ki? Uzun süre yalan söyleyemem. Artık yalan söylemekten yoruldum. Bir yalanın içinde yaşıyorum. Eskiden yalan söylemeden önce 100 kere düşünürdüm. Ama şimdi sadece yalan söylüyorum. Annemin yüzüne baka baka yalan söylemeye başladım. Artık bunu yapamam Bülbül. Hep ilişkimle ilgili yalan söylüyorum. Bunu neden yapıyorum? Geleceği olmayan bir ilişki için mi? Artık böyle davranmamam gerekiyor. Hayır Bülbül. Eğer anneme her şeyi anlatırsam çok daha iyi olacak. Onun her şeyi bilmesi gerekiyor. Bakın, hala bir şansınız var. Beni Bülbül'le evlendirin, ben de düğün evinizi yıkmayayım. Senin de zamanın var. İyi düşün. Tokadımı hatırladın mı? Düğün evini yıkma hani. Yoksa kalan ufacık saygınlığını da kaybedeceksin. Tanrım, tanrım. Fikirlerini değiştiremiyorlar, değiştiremiyorlar. Size daha fazla zaman veremeyeceğim. Hey buldozerci, gel hemen. Hadi çabuk. Çabuk ol. Teşekkürler Arya. Bu sahneyi kaçırsaydım çok pişman olurdum. Anne, geri çekil yiyeceğiz. Bunu bizi korkutmak için yapıyor biliyorum. Bak bak, Raggy'e bak. Ne kadar endişeli. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama işe yaramayacak. Kardeş Bülbül'e bak. Ne kadar da gururlu. Bakalım düğün evi yıkılınca da böyle durabilecek mi? İkisi de bunu hak etti. Abla, onunla evlenmeliyim. O zaman her şey yoluna girer. Sen delirdin mi? Bunu nasıl söylersin bana? Kötü bir şeyi durdurmak için yanlış bir şey yapmak doğru değil Bülbül, tamam mı? Asla pes etmeyeceğiz, bir şey olmayacak. Gördün mü? Ne kadar çaresiz. Ama hala büyük bir tavır içerisinde. Onu bu halde görmek istiyordum. Umarım hayatlarının her dakikası işte aynen böyle geçer. Bizi korkutamazsın. Sen burayı yıkamazsın. Düğün evini yıkmadan önce bizi ezmen gerekecek. Geri çekilmeyeceğiz. Bu düğün evi çocuklarımın hayatı. Ve onun için canımı verebilirim. Hadi buldozeri üzerimize sürün. Kimse geri çekilmeyecek. Kumkum Bagya'nın duvarlarını yıkmadan önce bizim duvarlarımızı aşmanız gerekecek. Ne bekliyorsunuz? Buldozeri üstlerine sürün. Karşınıza çıkan herkese ezip geçin. Kumkum Bagya düğün evini yıkın. Ve Bagya'yla kardeşi Bülbül'ü öldürün. Aya, bırak acele etmesin. Raggy'yi savaşırken görmek bana büyük keyif veriyor. Kız yenildi ama hala pes etmedi. Buldozer harekete geçsin. Sonra hepsi nasıl önünden kaçmaya başlayacak göreceksin. Çalıştırın hadi.
Size son bir şans veriyorum. Ona kadar sayacağım. Eğer çekilmezseniz, buldozer sadece düğün evinizi yıkmaz, sizin de canlarınızı alır. On! Dokuz! Sekiz! Yedi! Altı! Beş! Merhaba millet! Neden geldi bu şimdi? Olayı izlemeye gelmiştir herhalde. Haydi memur bey. Haydi ama. Ne kadar da acelecisin. Rock yıldızı olmadan canlı gösteri mi yapmayı düşünüyorsun? Biraz bekleyemedim mi yaramaz çocuk. Ama endişelenme. Geldiğime göre gösteriye başlayabilirsin. Ne diyordunuz? Asıl eğlence başlasın. Abi burada ne yapıyor? Belki de bizim gibi izlemeye gelmiştir. Haklısın aslında. Bu adil olmazdı. O konserleriyle herkesi eğlendiriyor ve tabii ki güzel bir gösteriyle eğlenmeye onun da hakkı var. Ve Kumkum Bakya'nın yakımından daha iyi ne olabilir? Bunu izlemeyi istediğimizi daha önceden söylemeliydiniz. Size özel bir koltuk ayarlatabilirim. Önemi yok. Şimdi yaparız. Yadav, yıldızımıza sandalye getir. Otursun. Yadav, şu düğün evinin işini bugün bitir. Rock yıldızımız gösteriyi izlemeye geldi. Hadi alkış. Tamam. Ne konuşma ama. Fena değil. Şimdi benimkini dinle. Tabii. Rock yıldızı kimsenin tarafını tutmaz. O nerede durursa halk da onun arkasında durur. Bu gösteriyi sen başlattın. Doğru değil mi? Ama bu gösteriyi şimdi ben sonlandıracağım. Anlamadım. Hadi ama memur bey. Ben numara yapmayı bilmem. Ben sadece canlı konserler veririm. Hayatımda ilk defa şarkı söylemediğim bir gösteri yapacağım. Ama trajedi olacak, dram olacak, gerilim olacak. Özellikle senin için. Sen sandalyende otur, ben başlayayım. İzle. Merhaba. Aman tanrım ne oldu? Anlayamıyor musun? Tamam sana açıklayayım. Uzun lafın kısası... Kumkum Bagya düğün evini yıkamazsın. Sen ne diyorsun? Kumkum Bagya düğün evini yıkamazsın diyorum. Çünkü Bagya bunu yapmanı istemiyor. Hadi sadece dalga geçiyorum. Sakin ol. Bu kadar gerilim yeter. Şimdi dram kısmına geçelim. Trajedi bekleyebilir ha? Aman tanrım sahte dram neler oluyor ha? Buyur. Kendin oku. Bu nedir? Senin için düğün evi yıkımını durdurma kararı. Onlar için bu düğün evini koruma kararı. İyice okuyup anladın mı ver. Al bakalım. Sen de oku. Yeter.
Yarın ne olacak babaanne? Düğün evimiz yıkılacak mı? Annem burayı açmak için ne kadar çok uğraştı. Ve ben burayı kurtaramıyorum bile. Ne yardım bulabildim ne de kendim yardım edebildim. Bırak ya. Hiçbir yol bulamadığın zaman işi Tanrı'ya bırakmalısın. Kimse yardıma gelmediğinde o yardım edecek birini yollar sana. Hatırlasana, bütün nişanların bozulduğunda her şeyi Tanrı'ya havale ettin. Sonra o da senin hayatına abiyi yolladı. Abi seni kabul etti. Senin ve ailenin sorumluluğunu üstlendi. Sözünü tuttu. Ben yine sözünü tutacağına eminim. Gelecektir kızım. Eminim. Keyifli mi? Yoksa üzücü bir şarkı mı söyleyeyim? Artık eğlence yeter. Eşyalarınızı toplayıp gitmeniz için 2 dakikanız var. Gidin. Bu saatte durdurma kararını nasıl çıkardın? Güzelim. Ben rock yıldızıyım. Abi. İnsanlar benimle fotoğraf çektirmek için geliriyorlar. Değil mi? İnsanların üstünde öyle bir etkin var işte. Söyle bana. Bu düğün evini yıktırmak için belediyedeki tanıdıklarını kullandığını biliyorum. Ben de popülerliğimi kullanarak bu durdurma kararını çıkarttım. Biliyor musun? Sen sadece güçlüsün. Ama ben güçlü ve çok meşhurum ya. Hı? Bunu anladın mı? Ne yapıyorsun? Benim tarafımda olduğunu söylemiştin. Neden söylediğime inandın ki ha? Cidden belediye çalışanı mısın sen? Herkes ne isterse onu yapıyor. Bir iyilik yap da evine gitsen. Ha? Çok geç oldu. Bak. Benimle uğraşmak sana pahalıya patlar. Söz ver. Pahalıya patlayacağına söz ver. Ucuz şeyleri hiç sevmem. Markaya bayılırım. Anlamaya çalış. Bu ucuz insanlar için benimle uğraşıyorsun sen. Hey. Ne cüretle onlara kötü söz söylersin. Ne yapacaksın? Rock Yıldız abi kızdı mı yoksa? Oy oy oy. Duydunuz mu? Bu ailenin kurtarıcısı eğer bu aileye karşı bir şey söylersem çok kızacakmış ve beni dövecekmiş. Duydunuz mu? Sus yoksa... Ne yaparsın? Beni susturma kararı da mı çıkartırsın? Git, git getir hadi. Sana şunu söyleyeyim. Sen çok ünlüsün. Ama Aurora ailesinin iyi bir şöhreti yok. Anladın mı? Şunu bir düşünsene. Neden evlerinde tek bir erkek yok? Hayatlarını nasıl kazandıklarını hiç düşünmedin mi? Bu kumkum bagya düğün evi sayesinde mi sanıyorsun? Hayır. Sana mesleklerinin ne olduğunu söyleyeyim. Evlerini ahlaksız şeyler için işletiyorlar. Ne cürekle bunu söylersin? Hey! Ya da lütfen sakin ol. Bırak Yıldız abi sinirlendi. Abi, doğruları duymak cesaret gerektirir. Eğer cesaretin varsa, şunu da bil. İşte, Aurora ailesinin en küçük kızları. En küçükleri ama, piyasadaki değeri çok çok yüksek. Onu görmeye gelen insanları aklın alma. Şimdi devam edelim. Sana onu tanıştırayım. Kendi şu anda daha piyasada değil ve piyasaya çıkmayacak. O açık arttırmayla satılacak. Bırak onu. En önemli üyeleri Prague. Nasılsın? İyi misin? Onu senin karşısında nasıl öveyim? O işte pek iyi değildi. Hiçbir şey kazanamıyordu. Ve bu yüzden ailesi onu ahman biriyle evlendirmeye karar verdi. Bu endişelerini sonlandıracaktı. Böyle şeyler saklı tutulamazlar. Düğünü kaç defa iptal oldu, sen ana düştün, geldin onunla evlendin ama sorun değil. O artık karın. Ama
Bekle, ondan daha önemli biri var. Tanışmak ister misin? Teyze merhaba, nasılsın? Hakkınızda haklı mıyım? Sen bu ailenin patronusun. Müşterilerine nasıl davranacağını ve para alacağını iyi biliyor. Bütün anlaşmalara ve işlere o bakıyor. Ve Kumkum Bagya sadece bir paravan. Herkes burada düğünlerin yapıldığını sanıyor. Ama sezon dışında neler yapıldığını biliyor musun? Kes! Kes sesini. Lütfen sakin ol, sakin ol. Birini tanıştırmayı unuttum. Ailenin en yaşlı kadını, en büyükleri. Aslında bu işi kuran ta kendisi. Sonra işi kızı devraldı. Kendisi şu anda çalışamıyor. Sadece evde oturup bir şeyler içiyor. Sana sus dedim. Ne cüretle? Seni uyarmıştım. Bu ne cüret? Hadi vur. Neler yapabileceğini görelim. Durdurun onu. Onu öldürebilir. Ahlaksız bir kadınla evlenip bir de kendine rak yıldızı diyorsun. Oh. Söylesene, onunla cidden evlendin mi yoksa sadece zevk için mi satın aldın? Ne dedin sen? Konuş. Ne dedin sen? Söyle. Hayır. Onu öldüreceğim. Hayır, yapma. Kenara çekil, bırak lütfen, beni. Dur, yapma. Karışma. Hayır, sakın. Neden tutuyorsun? Hayır. Neden araya giriyorsun? Bırak. Hayır, yapma. Bırak dedim doğru, sana. Yapma. Hey! Her şeyi yapabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi sana gösteririm ben. Tutuklayın onu. Hayır! Onu tutuklayamazsınız. O hiçbir şey yapmadı. Öyle mi? Bir hükümet görevlisini öldürmeye çalıştı. Görev başındaki bir memura vurdu. Artık kimse onu kurtaramaz. Uzun bir süre hapse girecek. Tutuklayın onu. Hayır! Yürü! Bey, lütfen, lütfen beni dinleyin. Bizi mahvetmek istemiştin, değil mi? Şimdi haline bak. Önce prova çamur attın. Eniştem seni mahvetti. Ne demiştin? İyi bir damat olmak istediğini mi? Abi gibi olacağını mı? Önce adam olmayı öğrensen. Abi hepinizin canını okudu. Ve artık bize zarar veremeyeceksin. Neden gülüyorsun sen? Hadi. Sen önce adam olduğunu kanıtlamaya çalış. Ondan sonra karşıma çık. Thank you.
buna inanamıyorum. Frank ona karşı planladığımız hiçbir şeyden etkilenmiyor. Ve Abby kendini... Abby nasıl o kızı ve ailesini savunabilir? Önce onlara çok kızıyordu ama... Bugün onlara yardım etti. Yardım etti ve... Sonunda tutuklandı. Gösterini... Keyfini çıkarmaya geldiğini sanmıştım ama... O kendini küçük düşürdü. Bunu nasıl yapabilir? Ve sen... Abby'nin onlara... Yardım etmeyeceğinden emindin. Ama Abby yardım etti. Tanrı bilir neden onlara yardım etti. Ne büyük anne ne de kuzenleri. Onu zorlamadılar. Abby mecbur kalmamasına rağmen yine de yardım etti. Çok iyi bir şansımız vardı. Frage ve ailesi sonunda yok olacaklardı. Ama Abby onları kurtardı. Alia... Yanlış yoldan gidiyorsun. Abby'yi şu taraftan götürdüler. Yanlış yol olduğunu biliyorum. Ama Abby yanlış yolu seçtiyse bizim de yanlış yolu seçmemiz gerek tanım. Lütfen beni affet. Abby ile ilişkinden şüphe duydum. Meğer sana söyledikleri memuru yanlış yönlendirmek içinmiş. Abby'nin desteklediğini sanması içinmiş. Meğer gidip durdurma kararını çıkartmayı planlıyormuş. Bana söylemediğin planın buydu. Ben de sana sorup durdum kızım. Annem haklıymış. Zaten yeterince endişelenip duruyorum ve şimdi şüphelenmeye de başladım. O iyi bir adam. Seni çok seviyor. Ve ailemizin adını korumak için o memurla dövüştü. Bense senden şüphe ettim. Bir daha sizden asla şüphe etmemeye karar verdim kızım. Lütfen beni affet bırak ya. Lütfen beni affet kızım. Şimdi hepimizin Abby'yi düşünmesi gerekiyor. Polis onu tutukladı. Bunun memurun planı olduğundan eminim. Düğün evini yıkamadı. Bu yüzden de Abby'yi tutuklatmak için kendine saldırdı. Bizim onu kurtarmamız gerek. Polis bu yüzden Abby'yi hücrede dövecektir. Evet, polis acımasızca insanları dövüyor. Duruşma yarın başlayacakmış. Tanrı bilir o zamana kadar ona nasıl davranırlar. Ne yapabiliriz? Anne siz eve gidin. Ben Abby'ye gitmeliyim. Alia beni dinle. Alia o senin abin. Bir şey duymak istemiyorum. Alia beni dinle. Alia şu anda polis merkezinde olmalı ve onu çıkarmaya çalışmalıyız. Hayır Tanu, bunu yapmayacağız. Abby bir hata yaptı ve bunun için onu cezalandıracağız. Bu defa Abby yanlış yaptığını fark etmeli. Kesinlikle fark etmeli. Sen delirdin mi? Sen söylediklerinin farkında mısın? Eğer ona yardım etmezsek bütün geceyi ya da daha uzun süreyi hapiste geçirecek. Buna nasıl izin verebilirsin? Söyler misin bana? Buna mecburuz. Abby'nin yaptığı hatasını görmesi çok önemli. Eğer hatasını fark etmezse bu tek anlama gelir. Abby ile farklı taraflardayızdır. Onunla yollarımız ayrılmıştır. Ve bunda çok ciddiyim. Sen bu düğün evini yıkmak için belediyedeki tanıdıklarını kullandın. Ben de tabii popülerliğimi kullandım. Koruma kararını çıkartıverdim. Onunla gerçekten evlendin mi yoksa sadece zevk için mi satın aldın? Kes! Kes sesini! İçeride acı çeken kadın benim neyim biliyor musun?
O benim annem gibidir. O iyi bir adam. Seni çok seviyor. Ailemizin ismini korumak için o memurla dövüştü. Ama ben senden şüphe ettim. O benim karım. Bir daha ona bakarsan seni öldürürüm. Burak Yıldız abi değil mi? Aa, evet evet. Bu o. Neden buldun? İnanamıyorum. Efendim, Burak Yıldız abi. Bunu inkar etmedim. Burak Yıldız olduğunu biliyorum. Büyük bütçeli konserler veren Burak Yıldız. Bizim için de konser verin. Hadi hücreye gir. Sonra konserine başlayacağız. Götürün onu. Nereye efendim? Hücreye tabii. Nereye olacak? Hücreye atın onu. Ve dinle. Onu düzgün götür. O meşhur biri. Hücrelere alışkın değildir. İyi bir köşe bulup otur. Soğuk bir şey ister mi sor. Çok sinirli çünkü. Ya da biraz bekle. Onunla biraz konuşmak istiyorum. Bu hoşuna gitmiştir herhalde. Unutmuşum. Tabii beğenmişsindir. Gösteriyi ben hazırladım sonuçta. Burada her şey benim isteğime göre oluyor. Benimle uğraşırsın. Pişman olacağını söylemiştim sana. Çok hızlısın. Banyonu yapıp hemen gelmişsin. Bir şey yedin mi yoksa yumruklarım yetti mi? Bak memur bey. Aslan kafesteyken fareler bile onunla alay ederler. Ama dışarı çıktığında herkesin dersindir. Beni hapse attırman senin için çok iyi olacak. Ama onlar için söylediklerim en büyük hatandı. Hey! Asıl benimle uğraşma hatasına düşen sensin. Ya da aşk çok garip bir iş. İnsan doğruyla yanlışı birbirinden hiç ayıramıyor. Öyle değil mi? Karına gerçekten açık olduğunu düşünmeye başladım. Bu yüzden kendini feda ettin, değil mi? Bunu bilmiyorum. Burak'ın yerini biliyorsun. Sadece bana söylemek istemiyorsun. Abi, Burak bana tokat attı abi. Kardeşine tokat attı o. Hem de Bülbül'ün karşısında. Karımla paylaştığım bağ seni hiç ilgilendirmez. Kadınlara saygısı olmayan bir adam aramızdaki ilişkiyi anlayamaz. Pis düşüncelerin ve pis emellerin hayatında böyle bir kadın olmadığını açıkça gösteriyor. Vay vay vay. Ne konuşma ama. Sen yanlış mesleği seçmişsin. Şarkıcı değil, politikacı olmalıymışsın. Konuşma yapmakta çok iyisin. Ama benim için değil, evin için endişeli. Çünkü sana yapacaklarımı hayal bile edemez.
durdurma kararı çıkartmışsın. Hı? Ben de cezanın uzun süreli olması için mahkeme kararı çıkarttıracağım. Hapisten çıktığında saçların beyazlamış olacak. Ve seni ben çıkarmaya geleceğim. Kum Kum Bagya düğün evinin yerine inşa ettiğim yeni binanın açılışını yapacaksın. Unutma. Ben düğün evini yıkarken sen polisten dayak yiyeceksin. Hey adam! Ona öyle bir dayak atın ki karısını sevdiğine pişman olsun. Ama bakın yüzüne hiçbir zarar gelmesin. O bir rock yıldızı. Eğer yüzü zarar görürse halkın karşısına nasıl çıkarsın? Doğru. Götürün. Ceketimi getirin. Ceketiniz efendim. Teşekkürler. Şair kimliğim kısa süreli oldu. Tıpkı gençliğim gibi uçup gitti. Hiç fena değil. Uzun zamandan beri ilk defa gerçek bir yere geldim. Bu harika. İşte bu da benim hikayem. Affedersin. Düzgün söylemiyorsun. Bak, nota şöyle olacak. Şair kimliğim çok kısa sürdü. Gençliğim. Hey dur, sen kime ders veriyorsun ha? Sadece seninle birlikte söylüyorum. Hey! Hapisteki yeni adam da kim he? Çekilin, çekilin. Senin suratını dağıtırım, anlıyor musun? Neden kızıyorsun? Adam yıldız gibi görünüyor mu lan? Doğru. Rock yıldızı, bu rock yıldızı. Rock yıldızı, bu o rock yıldızı. Eskiden kanalımıza da biletlerini satardım. Her neyse söyleyeceğim bunu. Merhaba, hoş geldin. Gardiyanlar, doğru. Gardiyanlar, buraya gelin hemen. Hapiste bir yıldız var. Bana bak, rock yıldızının benzeri olmasın sakın. Evet, haklısın. Bir dakika. Değilim. Benzeri değilmiş. Bu harika, ben Pakya. Ve bunlar da benim yakın arkadaşlarım. Öyle mi? Seni nasıl anlatayım ben? Lütfen. Sen bizim için çok değerlisin. Lütfen beni utandırmayın. Yemin ederim, yemin ederim. Konser biletlerini satarak bir sürü para kazandık biz. Bana imzanı verir misin? Ama abi ben fotoğrafını da istiyorum. Memur bey, kaleminiz var mı? Çünkü hayranlarım imza istiyorlar. Sakıncası yoksa tabii. Ha, Bay Huysuz, evine gitmiyor musun? Bu arada, teşekkürler Bay Huysuz. Sıkılmamam için hayranlarımı burada tutmana çok sevindim. Teşekkürler. Aha, haklısın. Sadece o değil. Sana da çok iyi bakacağız. Dinle, bir süre seni tutuk evine götüreceğim. Neden? Sana bir polis memuruna vurmanın sonucu neymiş onu göstermek için. Adam. Evet efendim. Sopa getir. Ve dinle. Tutuk evini temizlet. Yerde kan izleri olursa bu hoşuna gitmez. Sonuçta o bir rock yıldızı. Doğru. Efendim bu sopa uygun mu? Evet. Bu sopayla mı vuracaksın? Bu onun için fazla ince. Git bana kalın bir sopa getir. Onun kemiklerini kıracağım. Anladın mı? Memur bey, bir dakika. Yüzüme vurmayın. Rica ediyorum.
Yüzüm zarar görürse hayranlarımın karşısına çıkamam. Dur 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 dur. İçeri giremezsin. Ama kocamı görmek istiyorum. Onu görme iznin yok. Sabah gel. Neden iznim yokmuş? Siz istediğiniz zaman birini tutuklayabiliyorsunuz ama ailesi onu göremiyor mu? Hemen kocamı görmek istiyorum. Söyledim ya sana. Olmaz. Sabah gel. Siz nasıl? Bakın siz de kadınsınız. Beni anlayabilirsiniz. Bakın kocam hapiste, onu görmek istiyorum. Lütfen izin verin de göreyim. Bırak girsin, karısı sonuçta. Bırak görsün, içeri alın. Girebilirsin. Buyurun. Bak ya da ona sakın acıma. Ona öyle bir dava açacağım ki hayatı boyunca hapiste çürüyecek. Bana herkesin önünde vurdu o. Üçüncü derece işkence. Onu öyle bir dövün ki bir daha adımı ağzına alamaz. Kendini rak yıldızı sanıyor. Eğer benden özür dilemezse bana da kapur demesinler. Pislik karısı için o bana hakaret etti. Ona sakın acıma ya da sakın acıma. Biz bunda uzmanız. En azılı suçlular bile üçüncü dereceden korkar. Siz eve gidip dinlenin. Abiyi dövmeyi planlıyorlar. Hepsinden ben sorumluyum. Ne yapacağım ben şimdi? Merak etmeyin. Bu doğru değil. Siz kocama vuramazsınız. O bir suçlu değil. Üçüncü derece işkence yapamazsınız ona. Vay canına. Buna inanamıyorum. Önce kocası polise vuruyor. Karısı da polise kanun öğretmeye çalışıyor. Size kanunu hatırlatıyorum. Sadece birinden önemli bilgiler alabilmek için bu işkenceyi yapabilirsiniz, tamam mı? Şikayet yapılmadan insanları hapse bile atamazsınız. Polisin neler yapabileceğini bilmiyorsunuz siz. Siz de benim neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Siz amir olabilirsiniz evet, ama benim kocam da bir şöhret. Sizin gücünüz olabilir ama benim kocamın da milyonlarca hayranı ve basın gücü var. Bakın sizi uyarıyorum. Eğer kocama elinizi sürerseniz polis merkezinin önünü hemen hayranlarıyla doldururum. Bütün kanalların muhabirlerini arar ve onlara gücünüzü kötüye kullanıp masum bir insana işkence yaptığınızı anlatırım. O zaman siz görürsünüz gününüzü. O zaman muhabirlere anlatırsınız derdinizi. Medya işin içine karıştığında üstleriniz de bu durumu öğrenirler. Bakalım o zaman onlara nasıl açıklama yaparsınız? Ne oldu? Ne düşünüyorsunuz? Hadi gidip dövsenize kocamı. Hey! Görevli nerede? Gelin ve götürün onu. Kim aldı bunu içeri? Çıkartın dışarı. Şimdi gidiyorum. Ama söylediklerimi sakın unutmayın. Biz polisten kaç kere dayak yedik biliyor musun? Ne diyorsun? Aa, evet evet. Şimdi bak, hapse girince seninle tanışma şansımız oldu, gördün mü? Hey Paltu. Evet. Onunla fotoğrafımızı çeksene hadi. Kamera bulun hadi. Hadi. Evet hadi. Oturup poz verelim hadi. Hadi bak. Hazır. Evet hazırız. Harika. Bir tane daha. Çok iyi, hadi gelin. Kenara çekil, ben de oturayım. Çok mutluyum. Kamera olmadan nasıl çektiniz? Seninle bugün tanıştık abi. Bir daha seni görme şansımız olur mu bilmem. Bu yüzden fotoğraf çektirmiş gibi yaptık. Bu bizi mutlu edecek. Evet Paltu. Bak abi, kameramız yok. Ama yüreklerimiz kocamandır, kocaman. Biz çok cömertizdi. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Ne kadar pervasızsınız. Akıl almaz bir şey. Hayranlarım böyle olmalı işte. Pervasız. Benim gibi. Size bir teklifim var. Hapisten çıktığınız zaman gelip beni bulun. Fotoğrafımı verin. Birlikte yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Harika bir şey abi. Bir rock yıldızısın abi. Bize şarkı söyler misin? Lütfen. Tabii ya. Müzik yok. Nasıl söyleyeceğim? Sen ne diyorsun? Sen hiç endişelenme. Biz onu halledebiliriz. Paltu, enstrümanları getir hadi. Hadi hemen getir. Acele et.
Hadi çabuk ol Paltu. Daha her şeyimiz var burada. Evet, hadi başlayalım. Evet, hazır mıyız? Ve bir, bir iki, iki, üç. Üç. Abi, abi dinle. Şşş, şş, şş, dur. Sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.